Arkadaşlarım selamlar merhabalar Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Sınava az bir süre kaldı. Sizinle beraber Aydın AYT denemeleriyle devam ediyoruz. Ayrıca dengenin yani şöyle dengeye kadar full tekrar videolarını yazdım. Hani her ünite tek video şeklinde paylaşıyorduk ya arkadaşlar. Yani nereye kadar çektim şu an an itibariyle. Enerjili sıvı çözeltleri çektim. Bunlar montaja bekliyor. Bu videodan sonra hepsinin montajını birden yapacağım. Hafta içi arkadaşlar sizinle beraber büyük bir ihtimal dengeye kadar sizinle beraber olacak. Yani ben bir 10 gün içerisinde bütün full tekrar videolarını bitirmek için elimden geleni yapacağım, tamam mı? Malum ülkemizde yeni bir döneme girdi arkadaşlar. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Bol bol çalışmamız gerekiyor. Bakın artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Siz anladınız onu arkadaşlar. Tamam mı? Kendiniz için, geleceğiniz için çok çalışmalısınız arkadaşlar. Bilimimizi geliştirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bilimsel bir bakış açısıyla gece gündüz çalışıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman gel bakalım Aydın Yayınları AYT Kimya 18. denemeye başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar temel halde bulunan sodyum ve potasyum atomlarının en yüksek enerjili orbitalleri için yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Şimdi biz şimdi burada mesela sodyum yazıyoruz ya 11. Bunu yazalım. 1s2 2s2 11 tane elektron yazdım değil mi arkadaşlar? 2p6 3s1 yazdım. Potasyum 19 arkadaşlar. Hemen bunu yazdım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 yaptım. 19 tane yaptı bile arkadaşlar. Şimdi bu sıralama enerji sıralama değil mi? Enerjisi enerjisi düşük olandan yüksek olana doğru böyle biz orbitallere elektronları yerleştiriyorduk. En yüksek enerjide orbital diyorsa en sona yazdığımdan bahsediyor arkadaşlar. Bakın elimde ne var? 3s 1 var. Bu sodyum için arkadaşlar. Potasyum için de en yüksek enerjili orbital 4s1. Şimdi bu sodyum için yapalım. Bunun en değeri 3. 3. enerji seviyesi arkadaşlar. S olunca L değeri 0 oluyordu. Hatırlarsak L 1 olunca P, 0 olunca S, 2 olunca D, 3 olunca da ne yapıyordu L değerleri için arkadaşlar? Şöyle yazayım. L3 olunca da F oluyordu. Yani burada L0 olunca S orbitali diyorduk. Bak M de ne yapıyordu? Eksi L'den artı L'ye kadar değil mi? Eksi L ile artı L arası değer alıyordu. Sıfırın eksi artısı olmayacağından sıfır diyordum. Tek orbital demekti. Mesela 4 ise baktığımda N değeri 4. L değeri 0 ml değeri sıfırın eksisi artısı olmaz arkadaşlar sıfır tek orbital demekti buralarda zaten tek elektronları varmış. Şimdi bakalım biz yanlış arıyoruz ya manyetik kuantum sayıları ml potasyum büyük sodyumdur diyor bak ml değerlerine baktığımda ikisi de sıfır olduğundan dolayı arkadaşlar bu yanlış dedim İkisi de eşit. Işte. Sodyumun değerlik orbitalinin büyüklüğü potasyum ikinden küçüktür diyor. Arkadaşlar bak ikisinde de 3s yani son katmana yazdıklarım değerlik orbitalleri oluyor. Potasyumda da 4s. Şimdi şöyle 4s çekirdekten daha uzakta ya arkadaşlar. Çekirdekten uzaklaştıkça bakın s orbitelleri böyle küreseldir ama çekirdekten daha uzak olunca orbiteller büyür. Çünkü çünkü çekirdeğe yakın olunca çekirdek orbitalleri daha çok çekeceği için orbital daha küçük olacaktır. Dolayısıyla sodyum çekirdeğe daha yakın olduğundan yani 3s orbitali olduğundan potasyum 4s orbitali olduğundan sodyumun daha küçüktür 4s orbiteli. Dolayısıyla bu doğru olmuş oldu arkadaşlar. Sonra baktık açısal momentum kuantum sayıları L aynıdır diyor. Evet ikisinin de L değeri sıfırdır arkadaşlar. S orbiteli oldukları için bu doğrudur. Yanlış olan burada A seçeneği yalnız bir olmuş olacak. Geldim ikinci sorumuza. Cümlelerde verilen boşluklar aşağıdaki sözcükler ile doldurduğunda hangi sözcük açıkta kalır diye bize sormuş. Şimdi elementlerin kimyasal özellikleri ile elektron dizilimleri arasında bir ilişki vardır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Yukarıdan aşağı doğru değil mi? Bir grup bir sütunda benzer özellikler gösterir. Hatta bir A grubundan hidrojen A metaldir. ama geri kalan aşağıdakiler metaldir. Orada istisna vardır demiştik. Ama bir grupta yukarıdan aşağı doğru elementler benzer kimyasal özellik gösterir arkadaşlar. Mendeleyev artan atom kütlelerine göre sıralanan elementlerin bak sütunlar ve yatay sıralar oluşturduğunu gözlemledim. Yani burada sütun olacak. Tamam mı? So burada da yatay sıra olacak. Yani periyodik sisteme benzer bir tablo oluşturdu ama artan atom kütlelerine göre. Yani kütle numaralarına göre sıraladı periyodik tabloyu. Bunu da unutma. Yani burada açıkta kalan soy gaz olacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda verilen kapları atılan katların tamamı çözünüyormuş arkadaşlar. Bak 0.1 mol sodyum kloru 0.1 mol sodyum nitrat atmışım. Oluşan aynı sıcaklıktaki çözeltilerin niceliklerinden hangileri eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. Birinci kap için baktığımda ben buraya sodyum klorur attım da arkadaşlar. Sodyum kloru ne yapar burada? İyonlaşır değil mi? Sodyum ve klor şeklinde metal a metal olduğundan dolayı. ikinci kaba baktığımda arkadaşlar ikinci kapta da ne yapar? Böyle sodyum nitrat atmışım buraya. Bu da iyonik bir bileşik olduğu için burada sodyum ve nitrat şeklinde ne yapar? Bu şekilde iyonlaşır arkadaşlar. Şimdi ben buradan 0,1 mol birinci kaba sodyum kloru atarsam 1'e 1 bir oran olduğu için buradan 0.1 mol sodyum 0.1 mol klor gelir. Buradan da arkadaşlar bak ortamdaki toplam iyon derişimi de 0.2 mol olur. Bu ne? Toplam iyon derişimi. Buradan da 0.1 mol sodyum nitrat atarsam 0.1 mol sodyum, 0.1 mol nitrat ortamda toplam 0.2 mol iyon olmuş olur arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Bana diyor ki hangileri eşittir? Şimdi sodyum iyonlarının mol sayıları Evet bakıyorum sodyum iyonlarının mol sayıları. Buradan o ne yapmış oldu arkadaşlar? Eşit olmuş oldu. Doğrudur. Aynı dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklıkları. Kaynama noktası, buhar basıncı, donma noktası bunlar nasıl özellikti? Koligatif özellikti arkadaşlar. Bu toplam yon derişimine bağlıydı. Toplam yon derişimi ikisinde de 0.2 mol 0.2 mol ya. Ben bunları 100 mililitre suya attım arkadaşlar. Yani sıklıkları 100 mililitredeki Bunların tanecik sayıları, toplam tanecik sayıları eşit. Tamam mı? Yani molar derişimleri de eşit olur. Molar derişimleri de eşit olur. Sıklığa bakacağım. Yani toplam iyon derişimi, toplam iyon sıklığı eşitse o zaman kaynama noktalarına aynı oranda suyun etki ederler. Mesela aynı oranda yükseltirler. Donma noktasına aynı oranda düşürürler. Buhar basıncını da aynı oranda düşürürler arkadaşlar. Dolayısıyla bu da eşittir. Kütlece yüzde derişimi. Şimdi dikkat et. Mesela sodyum klorür için yapalım. Bunun 1 molünün ağırlığına bakayım arkadaşlar. Sodyum klorürün. 1 molünde 1 mol sodyum var 23 gram. 1 mol klor var 35 gram. Bunun 1 molü 58 gram gelir arkadaşlar. Mol ağırlığı. Bak 1 molü 58 gramsa 0.1 mol atmışız. Kaç gramdır? Buradan 5,8 gram attım. Nereye? 100 mililitre suyu arkadaşlar. Şimdi sodyum nitrata bakalım. Sodyum 23 gram. Artı 14 gram 1 mol yani azot var burada. Oksijen de 16 çarpı 3. 3 mol var. 1 mol 16 gram. 3 mol 16 çarpı 3 gram. Buradan 23 artı 14 artı 48 dersek arkadaşlar. Ne yapar? 48'i de 14'ü 14 toplarsak buradan. 62. 23 de toplarsak 85 gram bölü mol yapar arkadaşlar. Değil mi? Aynen. Şöyle bir yukarı doğru gitti bu. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. 85 gram bölü mol yaptı değil mi arkadaşlar? Bak bunun 1 molü 85 gramsa 0.1 molü kaç gramdır deriz. Buradan da 8,5 gram atarız. Yani 100 mililitre suya attım. Bak kütle olarak eşit hacimli su da arkadaşlar kütleleri farklı olduğundan dikkat et. Suyun 100 mililitresi de 100 gramdır. Yani 100 gram sudaki kütleleri farklıysa bunların kütlece yüzde derişimleri de farklı olacaktır. Aynı olamaz. Çünkü mol ağırlıkları farklı arkadaşlar. O zaman ne dedim? B seçeneğim. Doğru seçenek olmuş oldu. Geldim dördüncü soruya. Aynı ortamda 3 özdeş elastik balonunda eşit mol sayısında aynı sıcakta. Bak eşit mol sayısında. Ben hepsine mesela 1 mol atayım arkadaşlar. 1 mol 1 mol atayım. Tamam. Şimdi X, Y, Z ideal gazları bulunmaktadır. Bir süre sonra balonların hepsinin hacminde küçülme olduğu ve hacimleri arasında V, Y, V, X, V, Bak. Şimdi en büyük V, Y'ymiş. Tamam mı? Balonun hacmi. Bu V, VY. Y. gazı yani. Sonra V, Biraz daha küçükmüş arkadaşlar. Sonra en küçük de V, Yani en küçük de V, demiş oldu. Şimdi buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyorum. Bak şimdi aynı ortamda yani aynı basınç ve sıcaklıkta arkadaşlar. Gazların hızına ne etki eder arkadaşlar? Mol ağırlığı etki eder, Bir de sıcaklık etki eder. Sıcaklık. Mol ağırlığı küçük olan bir gaz daha hızlıdır. Bunlar aynı sıcakta olduğundan buradaki bütün gazlarda arkadaşlar sıcaklık etkisi aramayacağız. Ama ne etkisi arayacağız? Yani mol ağırlığı küçük olan bir gaz daha hızlı olacağından bak dikkat et. VZ gazının burada mol ağırlığı en küçük olmuş oluyor. Çünkü buradan daha çok gaz dışarı çıkmış. Hacim o yüzden küçülmüş. Sıcaklıklar aynı bakın. Sıcaklıktan kaynaklı bir hacim değişimi olamaz burada. Basınçtan kaynaklı da bir hacim değişimi olamaz. Çünkü basınç ve sıcaklık hepsi için aynı. Bir gaz hacmi küçülüyorsa dışarı muhakkak bir gaz çıkışı olmuştur. A seçeneğine baktığımızda balon çapalarından gaz sızmıştır. Evet başka bir ihtimal olamaz dedik. Z'nin mol kütlesi en küçüktür. Evet en çok gaz oradan çıkmış. Aynı süre içerisinde arkadaşlar. Son durumda balonların gazların basınçları arasında PZ büyük, PX büyük, PY ilişkisi vardır. Bu yanlış olacak. Bunlar elastik balon ve aynı dış basınçta elastik balon ve ideal piston gibi kaplarda arkadaşlar iç basınç dış basıncı eşittir demiş olduk. Çünkü sabit hacimli bir kap değil. İçindeki gaz rahat rahat hareket edebiliyor. Öyle düşünün. Yani buradaki gazların basınç buradaki bütün gazların basıncı dış basınca eşit olacağından dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. Hepsinin basıncı eşittir. Burada doğru olan D seçeneği 1 ve 2 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir miktar asetilen gazının tamamı yakıldığında 0.5 mol karbondioksit gazı 77,5 kilo kalori ısı açığa çıkartıyor diyor. Bu tepkime sonucunda karbondioksit gazının ve H2O gazının molar oluşma entalpileri sırasıyla eksi 94 ve eksi 68 kilo kalori. Yani bak molar oluşma entalpileri yani delta 0 karbondioksit neymiş? Eksi 94 kilo kalori delta H 0 H2O da arkadaşlar. Eksi 68 kilo kaloriymiş. Çok güzel. C2H2 gazının aynı koşullardaki moler oluşma entalpisini soruyor. Yani delta H, H2, C2H2. Şunu arkadaşlar hemen yazalım. C2H2 gazının oluşma entalpisi ne kadar diyor. Şimdi ben bunu yaktığımda C2H2 gazını yakayım. C2H2 Organik bileşikler Oksijenle tepkime girdi mi yanma tepkimesi ve her zaman karbondioksit ve su oluşuyor. Tepkimeyi denkleştirelim. 2 tane karbon girdi. 2 tane karbon çıktı. 2 tane hidrojen 2 tane hidrojen. Bak burada 4 tane oksijen var. 1 tane oksijen burada 5. O zaman buraya da 5 2 yazarsam oksijenler 5 tane girmiş olur. Buradaki ikiler birbirini götürdüğünden değerli arkadaşlar. Şimdi ben buradaki delta H'ı bulmak için ne yapacağım? Bak 2 mol tepkimede oluştuğunda delta H açığa çıkan ısıdır. Dikkat et, 0.5 mol karbondioksit, 0.5 mol karbondioksit oluştuğunda 77.5 kilo kadar ısı açığa çıkmış, 77.5 kilo kalori. Şimdi ben diyorum ki tepkimeye göre baktığımda 2 mol karbondioksit, kat sayısı 2 olduğu için oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar diyorum. Arkadaşlar buradan 4 katı, buradan da 4 katı olacaktır, 77.5'in 4 katı ne olacaktır arkadaşlar? 310 kilo kalori olacaktır. Bu ne? Isı açığa Çıktı o zaman şöyle diyebilirim buradan 2 mol oluştuğunda delta h eksi 310 kilo kalori Açığa çıktığı için eksi dedik. Oluşum entalpisini yazarken böyle yazıyorduk. Şimdi ben delta H yaptığımda ürünler eksi girenler diyordum. Ürünlerin oluşum entalpisi eksi girenlerin oluşum entalpisi. Yani delta H'de buradan ne olacak arkadaşlar? Bak ürünlerde iki tane karbondioksit var. Ne diyeceğim? 2 çarpı delta H sıfır karbondioksit artı bir tane su var. Delta H sıfır H2O eksi girenlerde arkadaşlar C2H2 var bir tane. Delta H0 C2 H2 dedim. Yani burada oksijende delta H0'ı zaten ne olmuş oldu? Sıfır olmuş oldu. Hadi gel yerine koyalım arkadaşlar. Delta H eşittir. Delta H zaten biliyorum arkadaşlar. Yani eksi 310 ya. Hemen yazdım. Eksi 310 eşittir. 2 çarpı karbondioksit ne kadarmış? Karbondioksit eksi 394 e, özür dilerim. Eksi 94 artı su ne kadarmış? Eksi 68 Kapattım. Eksi c2 h2 soruyor zaten. X dedim. Eksi 310 eşittir. 2'den 94'ü çarparsam eksi 188 geliyor arkadaşlar. Artı ile eksi eksi yaptı. 68 dedim. Eksi x. Eksi 3, 310 eşittir. Bak eksi de eksi. Biz e, işlem yaparsak eksi gelir sonuç. 8'e 8'i topladım. 16 elde var. 1, 8'de 6'yı topladım. 14, 1 daha. 15 elde var. 1, 1'le de toplarsam 256 eksi. X gelir. X'i karşıya attım arkadaşlar. 310'u buraya attım. X eşittir. 310 eksi 256 dersem. Buradan artı 54 olarak karbondioksitin oluşum entalpisini buluruz. B seçeneğim doğru seçenek olmuş. Olur arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda bak. Tepkimesi ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre x, y, z kat arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Şimdi birinci bilgimize bakalım. X2 gazın ortalama harcanma hızı aynı sıcakta Z gazın ortalama oluşma hızının yarısına eşittir. Yani Z 2 tane oluşuyorken X 1 tane oluşuyormuş arkadaşlar. Aynı sürede 2 tane Z oluşurken 1 tane X oluşuyormuş. X'in hızı yarısı. Şimdi baktım Y2 gazın oluşma ortalama harcanma hızı Z gazın ortalama oluşmasının hızının 1,5 katına eşitmiş. Yani Y'nin hızı Z'nin oluşma hızının bir buçuk katıdır. Yani 2'nin bir buçuk katı ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. 2'yi bir buçukla çarptığında tamam mı? Dolayısıyla burada ne olacak? En büyük y olacak arkadaşlar 3 ile sonra z olacak 2 ile ondan sonra x olacak 1 ile arkadaşlar. Y, z, x dedim. B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Arkadaşlarım 7. sorumuza baktığımızda. Diyor ki 0.1 molar 200 mililitre potasyum hidroksit çözeltisini tam nötrleştiren yani pH'i 7 yapan aynı sıcaklığı 200 mililitre sülfürik asit sulu çözeltisinin molar derişimi kaçtır? Bir kere biz diyoruz ki nötr bir ortam varsa bizim elimizde ne olacak? Asidin molar derişimi hacmi ve tesir değerliği çarpımı bazın molar derişimi hacmi ve tesir değerliği çarpımı eşit olacak. Tabi bazılarda iyi deyince o OH haş sayısına bakıyoruz. Bak burada 1. Asitlerde haş sayısına bakıyoruz. İsi de 2 olmuş oldu. Arkadaşlar baz 0.1 molar 200 mililitre tesir değerli 1. Asit de burada ne? Ben zaten molar derişimini arıyorum. Hacmi 200 mililitre sülfürik asit arkadaşlar. İ'si de 2. 200 üzeri bölü götürürse x buradan 0,1 bölü 2'den ne gelir? 0,05 molar olarak bunlar arkadaşlar. Yani C seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. 8. soruya baktığımızda diyor ki tepkimesinde bana sıcaklığa karşılık kc değerlerini vermiş. Buna göre denge tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bak sıcaklık artmış değil mi? Sıcaklık arttığında tepkimenin denge sabiti kc ne yapmış? Bu da artmış. Şimdi demek ki bu endotermik bir tepkimeymiş ısı girenlerde. Sıcaklığı arttırdığımda denge ne yapmış? Sağa doğru kaymış arkadaşlar. Sağa doğru kayınca karbon monoksit ve su artmış. H2 ve karbon mono, karbondioksit derişimi azalmış. Dolayısıyla KC ürünler böyle girenler olduğundan KC de artmış. Yani bunları ürünleri girenlere bölüyoruz ya KC yazarken. Dolayısıyla ne yapıyor? KC büyüyor. Sıcaklık arttığında KC büyüyorsa tepkime endotermiktir. Doğru. Düşük sıcaklıklarda karbondioksit molekülleri karbonmonoksit moleküllerinden daha kararlıdır. Arkadaşlar bak tepkimeyi şuraya bir daha yazıyorum. Karbondioksit artı H2 denge tepkimesi karbonmonoksit artı H2O dedim. Şimdi düşük sıcaklık deyince sıcaklığı düşürürsem denge nereye doğru kayar? Sola doğru kayar. Sola doğru kayacağından girenler daha kararlı. Yani karbondioksit karbonmonoksitten ne yapacaktır? Daha kararlı olacaktır. Sıcaklığı düşürünce denge girenlere doğru kaydığından girenler daha kararlı dedim arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Karbondioksit molekülleri karbonmonoksitten daha kararlıdır. 600 derecede denge sabiti Kp eşittir Kc'dir. Arkadaşlar 600 derecede bir de 400 derecede de öyle yani. Biz ne diyorduk? Kc ile Kp arasında Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diye bir formülüm vardı. Delta n ürünlerdeki gazlar. Bak burada gaz hepsi arkadaşlar. İki tane gaz var. Girenlerde de iki tane gaz var. Yani delta n buradan ne yapar? 2x'i 2'den 0 yapar. Bir şeyin de 0'ıncı kuvveti yani Rt üzeri 0 deyince 1 yapar. O zaman Kp eşittir K, C gelir. Bu 400 derecede de böyledir. 600 derecede de böyledir. Dolayısıyla bu doğru olacak arkadaşlar. Doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum. Şimdi 9. sorumuza baktığımızda. Yukarıdaki pil sisteminin potansiyelini arttırmak için işlemlerinden hangileri sabit sıcaklıkta ayrı ayrı uygulanabilir diyor arkadaşlar. Şimdi elektron akışına bak. Elektron akışı ne tarafa doğru? Değil mi? Birinci kaptan ikinci kapa doğru. Arkadaşlar elektronlar her zaman anottan katoda doğru hareket ederler. Neden olduğunu şimdi göreceğim. Hemen anot tepkimelerini yazalım. Katot tepkimelerini yazalım. Anot tepkimelerinde ne yapıyor? Çinko çubuk var ya buradaki katı çubuk aşınıyor arkadaşlar. Çinko 2 artı oluyor. Çünkü elektronları kabloyla karşıya gönderiyor bak. Elektronlar karşıya geçerken ortamdaki çinko 2 artı derişimleri artıyor ve çubuk aşınıyor. Tamam. Sonra buradaki elektronlar geliyor arkadaşlar buradan. Geliyor ve ortamda haşartlar var ya. Bunları alıyor. 2 tane H artı. Doğada hidrojen moleküler olarak bulunduğundan H2 gazı şeklinde böyle gaz çıkıyor buradan da. Elektronları yazma, yazmayız net tepkimeye. Çinko katısı artı 2 tane H artı denge tepkimesi dedim. H2 gazı artı çinko 2 artı dedim. Şimdi buradan ben bir E pil üreteceğim ya arkadaşlar. Bu E pil eğer denge sağa doğru kayarsa E pil ne yapacaktır arkadaşlar? E pil artacaktır. Yani dengenin sağa doğru kayması lazım. Yani elektronların geçişinin çinkodan H artıya hızlanması lazım. Dengenin sağa doğru kayması lazım. Şimdi birinci kaba su ekleme diyor. Birinci kaba su eklersek çinko 2 artı derişimi M eşittir N bölü V. Bak N'e dokunmadım. Hacim suyla artarsa aynı oranda derişim azalır. Şimdi çinko 2 artı derişimleri azalırsa Löşeteller prensipleri gereği denge sağa doğru kayar arkadaşlar. E pil artar doğrudur. Denge sağa doğru kaydığı için. İkinci kaba 1 molar sülfür gazı ekleme. Bir kere şunu silmek istiyorum arkadaşlar. Şunu bir şöyle silelim. Şöyle dedim. Şimdi ikinci kaba ben H2SO4 ilave etmem demek. Yani ortama asit ilave ediyorum arkadaşlar. Buraya H2SO4 ilave edersem ortamdaki H artıyı arttırırım. H artı yönü derişimi artarsa denge artmadı yönü doğru. Yani sağa doğru kayar. E pil yine artar. Dolayısıyla denge sağa doğru kaydığından doğrudur arkadaşlar. Birinci kaptaki çözeltiye K2S katısı ekleme. Bak şunu sildim yine arkadaşlarım. Şunları sildim. Ben birinci kaba şuradan K2S ekliyormuşum. Sonra dikkat et çinko sülfür katısı az çözünür diyor. Buradaki S de buradaki çinko birleşiyormuş az çözünüyormuş. Yani dibe ne yapıyor? Çinko sülfür şeklinde çöküyor. Yani bu şu demek. Ortamdaki çinko 2 artı derişimi ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Şimdi çinko 2 artı derişimi azalırsa yine şunları da sileyim. Dikkat et. Dengeye etki eden faktörler. Çinko iki artı derişimi azalırsa denge mağdurdan yana hareket eder. Yani ürünlere doğru kayar. Dolayısıyla arkadaşlar denge sağa doğru ürünlere doğru kaydığından potansiyel yine artar. Yani E seçeneğim 1, 2 ve 3 doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi 10. soru uzunca yazılmış ama arkadaşlar soğutucu akışkanlarla ilgili bir soru. Soğutucu akışkanlar neydi? Buzdolabı klima gibi sistemlerde bir gazın arkadaşlar yani gaz demeyelim buhar diyelim. Basınç da sıvılaşır çünkü. Kritik sıcaklığın altında değil mi? Basınçta sıvılaştırabiliriz buharı. Öyle deriz arkadaşlar ayette kimyadan. Yani şöyle Basınç uygularken bir gaz sıvı hale geçer. Sonra sıvı halden gaz hale geçip genleşirken ortamın soğumasına sebep olur. Yani bir gazı basınçta sıvılaştırabilmem lazım. Dolayısıyla kritik sıcaklık bir gazın basınçta sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklık değeridir arkadaşlar. Yani dolayısıyla kritik sıcaklığın çok yüksek olması lazım. Düşünsene 10 derece olduğunu kritik sıcaklık düşük olursa 20 derecede yani kritik sıcaklığın üzerinde basınç uygulayarak bir gazı sıvılaştıramayız. Mevzu tamamen bu. Yani bana buradaki bilgilerde şunu anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki soğutucu akışkanın kritik sıcaklığı yüksek e kaynama noktası da düşük olması lazım. Düşünsene 20 derece kaynama noktası olduğunu. E 10 derecedeyken sıvı halde olur bir kere. Hayır. Maddenin gaz halde olması lazım. Yani kaynama noktasının çok 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 düşük olması lazım. Arkadaşlar kritik sıcaklara baktım. Diyor ki buna göre bilgiyi vermiş. Maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılamaz diyor. Bir kere hepsinin kritik sıcaklığı çok yüksek. Kolay bir şekilde sıvılaşabilir bunlar arkadaşlar. 30 derecede, 40 derecede, 50 derecede kolay bir şekilde sıvılaşabilir. Yani şöyle düşün. Mesela örneğin birinci maddem için 632 derecenin üstünde basınç uygularsam sıvılaşma. Yani kritik sıcaklık çok yüksek arkadaşlar. Hepsinde öyle. Kaynama noktasında çok düşük olması lazım. Yani bak 1 olur 3 olur ama arkadaşlar 78,3 derece olan kaynama noktasına sahip olan bir madde oda koşullarına yani 25 derecede 30 derecede 40 derecede ne yapacaktır? Sıvalda olacaktır. Yani sen bunu gazdan sıvıya sıvıdan gaza basınçla geçiremezsin ki. Olmaz yani. Burada 1 ve 3 kullanılır. 2 kullanılamaz. Yani B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Hidrojen atomu ile ikinci periyot elementi olan X atomun oluşturduğu polar diyor. Dikkat et. H2X molekülünün hibritleşmesi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeceğim. İkinci periyottaymış buraya dikkat H2X'miş. Şimdi mesela diyelim ki ikinci periyotta X şöyle olsa mesela iki katmanı var 2 2 olsa son katmanda iki tane var ya X 1 2 dedim e hidrojende tek elektronu var geldi bağlandı geldi bağlandı dikkat et böyle iki tane yan yana merkez atom üzerinde olduğunda arkadaşlar bundan varsa polar diyorduk yoksa böyle iki tane ortaklanmamış elektron apolar diyorduk yani benim bu molekülüm böyle olmuş olsa arkadaşlar molekül apolar olur. Yani böyle değil. Benim molekülüm böyle değil. Nasıl polarmış bu? Yani şöyle diyelim X şöyle olabilir mi arkadaşlar mesela? X 2 4 diyelim. Son katmanda 4 tane var. Böyle olamaz. X şöyle olabilir mi arkadaşlar? Bak 2 6 diyelim. Son katmanda 6 tane olsun. 1 2 3 4 5 6. Neden böyle yaptım? Bak Tekler hidrojenle iki tane eşleşsin diye. iki tane tek var. Mesela 5 olamaz. Neden? O zaman 3 tane hidrojen bağlanması lazım. 4 olamaz. O zaman 4 tane hidrojen olması lazım. Yani iki tek bıraktım ki 2 hidrojen bağlansın. Bak hidrojenler de geldi buraya bağlandı. Hidrojenler de geldi buraya bağlandı. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kaldığından molekülüm polar olmuş oldu. Dolayısıyla molekül böyle olabilir arkadaşlar. Şimdi hibrit orbitallere sigma bağları için bir orbital. Bak 1, 2. 2 tane hibrit orbital ihtiyacım var. Bir de ortaklanmamış elektronlar için de birer orbital ihtiyacım vardı. 3, 4 dedim arkadaşlar. Her iki elektron için yani bir çift elektron için bir orbital. Burada iki tane iki çift ortaklanmamış elektron için orbitale ihtiyacım var. İki tane de sigma bağlar için orbitale ihtiyacım var. Yani toplam 4 tane melez orbital ihtiyacım var. O zaman bir tane S'den 3 tane P'den birleşir. 4 tane SP3 melez ortaylı olur. Yani şurayı topladım. 4 yapmış oldu arkadaşlar. Yani SP3 melezleşmesi D seçeneğim olmuş oldu arkadaşlar. 12. sorumuza geldiğimizde. Diyor ki denge kesri ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi denge kesri şu. Benim elimde şöyle bir denge tepkimesi olsun. A gazı denge tepkimesi. 2 tane B gazı. Ben buradan KC'sini bileyim. KC'si de 10 olsun. Şimdi... Ben eğer elimde derişimleri belli bir derişimde aldım. Bilmedim. Herhangi bir derişimde aldım. Bunu tuttum. Denge bağıntısında yerine yazdım. Yani B'nin karesi bölü A'nın derişimi dedim. Arkadaşlar bu sayıyı böldüğümde bu sayı eğer Kc gelirse yani bulduğum sayı Qc eşit Kc ise e zaten sistem dengede. Yani ben bu QC'yi denge kesrinin neden kullanırım? Bir sistemin dengede olup olmadığını kontrol etmek için herhangi bir zamandaki derişimleri denge bağıntısına yazarım. Bulduğum sayı QC eğer KC'ye eşitse zaten KC'yi bulmuşumdur arkadaşlar. Yani sistem dengededir. Şimdi bakalım sistemi dengede olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Doğrudur denge bağıntısında yer alan maddelerin herhangi bir andaki bak herhangi bir andaki derişimleri denge bağıntısında yerine konularak elde edilen değerdir. Bu da doğru olmuş olacak arkadaşlar. Derişimler cinsinden denge sabitine kc eşitse yani qc eşit kc ise sistem dengededir dedik. Bu da doğrudur. Yani e seçeneğim doğru seçenek demiş oldu. Geldik 13. soruma. Diyor ki yukarıdaki verilen kaplara haşçeri sıvıları eklendiğinde yargılarından hangileri doğru olur? Arkadaşlar bir tampon çözeltiymiş. Bak unutma aralarında bir hidrojen fark var. hidrojeni fazla olan arkadaşlar asitse bir hidrojen az olan eşlenik baz oluyor. Eşlenik baz. Ve zayıf asit ve eşlenik bazından oluşan çözeltilere tampon çözelti diyoruz. Tampon çözeltiler pH pH derişimine karşı direnç gösteren çözeltiler. Bak bunların ikisinin de üzerine asit ilave ediyorum arkadaşlar. Buradaki KCl'nin de pH 7 imiş. Bu da dikkat et. Nötr bir tuz arkadaşlar. Nötr tuz demiş. Oldu. Şimdi A kabındaki çözeltinin pH değişimi daha az olur. Doğrudur. Asit eklesem de buradaki çözelti tampon çözelti olduğundan dolayı pH'a e direnç gösterir arkadaşlar. Doğru dedim. Her iki kaptaki çözelti elektrik akımını iletir. Doğru. İki çözeltide de iyonlar olacağından dolayı arkadaşlar bak burada da işte H2PO4 iyonuyla HPO4 iyonları var. Birinci çözeltide de mesela K artı CL eksi bir de eklediğim H artı CL eksi. Bir de dikkat et sudan kaynaklı OH iyonları da olur arkadaşlar. Neden? Ortamda su varsa ne olursa olsun. Yani H2O kendi içerisinde de iyonlaşıyordu. H artı artı OH eksi şeklinde. Dolayısıyla bu tarz iyonlar varsa, ortamda yüklü iyon varsa elektriksel iletkenlik zaten vardır dedim. Dolayısıyla doğrudur. B kabındaki çözeltide OH iyonu bulunmaz diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Sudan kaynaklı OH'lar vardır. Bu yanlış olmuş oldu. Yani B seçeneğim 1 ve 2 doğru seçenek olmuş oldu. Ve bu denememin de sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı güzel bir deneme olmuştur. Kanalımıza hala abone değilsen hemen abone olmayı unutma. Celi Hocan senin için sınava kadar böyle gece gündüz çalışacak. Sen çalışıyorsun ya unutma ben de çalışıyorum. Sınavdan sonra güzel bir tatil yaparız. Hatta canlı yayınlarda falan ne yaptık ne ettik diye bir konuşuruz. Belki Discord'da falan takılırız. İnşallah sizinle beraber hedeflerimize ulaşırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.